Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ulaştığımız son bilgilere göre Türkiye'nin belki de en büyük projesi olan Milli Muharip Uçak için kritik bir adım daha tamamlanmış durumda. TUSAŞ TFX'te kullanılması planlanan F-110 turbofan motoru an itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'ye teslim edilmiş durumda. Daha önce de açıklandığı gibi teslim alınan bu motor, Milli Muharip Uçağımızın prototipinde kullanılmak üzere sipariş edildi. Bu müthiş gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can bizzat duyurdu. Planlanan programda Milli Muharip Uçağın prototiplerinde kullanılmak üzere 10 adet F-110 turbofan motor tedariğinin gerçekleşeceği biliniyor. Fakat şu an için Amerika Birleşik Devletleri'nden kaç adet motor gönderildiği hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Sipariş edilen bu 10 motordan 8'i prototiplerde kullanılacakken, kalan 2 tanesi ise yedekte tutulmak için sipariş edildi. Şunun da altını çizmekte fayda var. Hani Milli Muharip Uçağın motoru da yerli olacaktı diyenleriniz olacaktır. Bu siparişler sadece ilk aşamada prototiplerde kullanılmak üzere verildi. Milli Muharip Uçak'ta seri üretim aşamasına gelindiğinde motor ihtiyacı özgün olarak Türkiye'nin geliştireceği turbofan motorlarla karşılanacak. Bu konu hakkındaki en yakın tarihli açıklama ise Temel Kotil tarafından yöneticilik gelişim programında gelmişti. Konuşmasında Milli Muharip Uçağın neredeyse bütün parçalarının tasarımı bitti diyen Temel Kotil, yaklaşık olarak 1300 kadar mühendisin çalışmalarına son hızıyla devam ettiğini aktardı. Ayrıca Milli Muharip Uçak için toplamda 25 milyon satır kod yazılacağını ve bu kodların havada ve yerde çalışacak yazılımlar için olduğunu bildirdi. Motor konusuna gelecek olursak, Temel Kotil, Kale Argen'in ve TEİ'nin geliştirdiği yerli motorlar bulunduğuna değindikten sonra, TEİ'nin tam 1600 beygir güç üretebilen turboşaft bir motoru bir yıl içerisinde kendilerine teslim etmeyi başlayacağını duyurdu. Üretilen herhangi bir savaş uçağının milli sayılabilmesi için tüm kritik unsurlarının ve özellikle motorunun yerli üretilmesi gerektiğini aktaran Temel Kotil, "Uçağın milli olması için motorunu yapmak zorundayız. TEİ'nin turboşaft motoru bize Türkiye'nin tek kristal dökebildiğini gösterdi. Motor yapmanın en zor kısmı türbin kısmı. Türbin kısmında da tek kristal gerekiyor. Tek kristal olunca mukavemetler yüksek oluyor. Yüksek sıcaklıkta termal verim artıyor, güç artıyor. Türkiye tek kristalini döktü ve turboşaft motorda kullanıyor. TUSAŞ'ın hissedarı olduğu TR Motor, motor tasarımı için çalışıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Milli Muharip Uçak Motoru için yürüttüğü bir ihale süreci var. Şu anda bilgi istiyor. Biz de hazırlıyoruz. TEİ ve TR Motor bu konuda çalışıyorlar. Bir motor yapmak 10 yıl sürer. 2028 ve sonrasında teslim edeceğimiz uçakta yerli motor olacak. Bunun yurt dışı ayağı da var. Rolls-Royce, Türkiye'de bunu yapma konusunda niyetini birçok defa belli etmişti. Bu bir devlet kararı. Devlet karar verirse bu motoru TEİ, TR Motor, Kale yapsın veya üçü bir araya gelsin, bunu yapabiliriz. Çünkü motorun alt kırılımlarında tasarım ve üretim problemimiz yok. 2030'lara kadar kendi başımıza Türkiye olarak bunu aşarız. Ama yurt dışında başka işbirliklerimiz de var. Seramiğe dönülürse de motor teknolojilerinde devrim olur ifadelerini kullandı. Milli Muharip Uçak, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin 2020'li yılların sonunda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı 5. nesil Jet Muharip Uçak projesidir. 2023 yılında motor çalıştırıp taksi testlerine başlaması, 2025 yılında da ilk uçuşunu yapması hedeflenmektedir. Milli Muharip Uçağın Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan eski F-4 ve F-16 uçaklarının yerini alması beklenmektedir. Milli Muharip Uçağın tasarımı, Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35 projesinin hava-hava muharebesindeki zayıflıklarını telafi etmeye yönelik başlamıştır. Fakat Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasından sonra başlayan yaptırım süreci, F-35 programından resmen çıkarılmasıyla sonuçlanmış
ve Milli Muharip Uçak, Türkiye'nin devam eden yegane 5. nesil savaş uçağı projesi haline gelmiştir. 5. nesil savaş uçakları sınıfında sahip olacağı aviyoniklerle ve radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilecek, radarda düşük görünürlüklü bir gövde tasarımına sahip olması amaçlanan TFX'in 2011 yılı itibarıyla TUSAŞ tarafından kavramsal tasarım aşaması başlatılmış olup, kavramsal tasarım çalışmaları 29 Eylül 2013'te tamamlanmıştır. 30 Haziran 2021'de Türk Hava Kuvvetleri Milli Muharip Uçak Programı hakkında basına açık bir sunum yaptı. Sunumda T0 aşamasının hemen ardından faz 1 aşama 1 ile birlikte ön tasarım çalışmalarına başlandığı belirtildi. Ön tasarım faaliyetlerinin bir parçası olarak sistem gereksinimleri incelenmesi yürütülmektedir. 2022'nin sonuna kadar sistem işlevsellik incelemesi ve sistem gereksinimleri incelemesi süreçlerinin tamamlanması hedefleniyor. Böylece ön tasarım faaliyetleri tamamlanmış olacaktır. Faz 1 aşama 2 kapsamında ise 2022-2029 döneminde Milli Muharip Uçağın detay tasarım ve kalifikasyon faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Uçak 2023 yılında hangardan çıkacak, 2024 yılında kritik tasarım inceleme faaliyetleri gerçekleştirilecek, 2025 yılı içerisinde Blok 0 denilen ilk uçağın üretimi tamamlanacak ve 2026 yılında ilk uçuş gerçekleştirilecektir. Bu tarihe kadar ise 3 adet prototipin üretilmesi hedeflenmektedir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.